Gümüş Hanım'ın bir sorusu var. Bu da tam tersi, ebeveynle alakalı. Hasta ve tahammülsüz, saldırgan bir baba vakası duymuştum. Hastalık sırasında kızına gürültü yaptığı için sinirlenip bir şeyler atıp ağır şeyler söylüyordu. Sanırım kontrolden çıkmış bir durum. Burada çocuk değil, ebeveyn kontrolden çıkmış. Böyle bir Hasta durum. olan çocuk mu burada? Hasta Hasta olan olan çocuk. baba. Baba Baba. kanser hastası ve tahammülsüz. Evet. Nasıl ailenin ruh sağlığı böyle bir durumda bu şekilde kontrolsüz, mantıksız davranan, kendi acılarını belki tabii ki içinde bulunduğu durumdan kaynaklanıyor ama başkalarından çıkarmaya yönelik agresif tutum sergileyen ebeveynine karşı nasıl bir sınır çizilebilir çocuk? Yani burada tabii annenin çok iyi bir tampon görevi olması gerekiyor. Yani bazen hasta olmayan bir baba ya da hasta olmayan bir, yani böyle bir durumun hiç olmadığı ailelerde de benzer şeyleri rastlıyoruz, değil mi? Hani baba çok agresif, çok tahammülsüz, çocuklara çok sert ve çok kaba davranabiliyor ya da tam tersi anne yapabiliyor bunu. Bu durumda çocukların dediğiniz gibi kendi sınırlarını korumayı bilmeleri ve bunu çok içlerine almamayı öğrenmeleri gerekiyor. Yani bu babam bana kızıyor, babam şu an kızgın ama aslında bunun benimle ilgisi yok. Yani babamın şu anki durumuyla ilgisi var. Hani çocuğun aslında biraz babayı hoş görmeyi öğrenmesi gibi ve onunla mümkün olduğunca daha az böyle zamanlarda temas etmesi gibi bir şey olabilir. Tabii burada normalde böyle biri değilse bu baba, hasta olan sonra tedavi sürecinde bu hal geldiyse muhtemelen onun da iç dünyasında bir şeyler çok karışmış demektir ve onun da belki bir şekilde desteğe ihtiyacı var demektir. Aslında tabii bana göre böyle bir hastalığın girdiği her ailede gerek hasta olan kişi gerek hasta yakınlarının bir psikolojik destek almaları çok şahane olur. Çok ihtiyaçları var çünkü çok yaşam algısı çok değişiyor. O yüzden baba da bunu yaparken muhtemelen nereye gittiğini ya da çocukları nasıl etkilediğini fark etmeden belki kendi yaşam paniğiyle böyle davranıyor olabilir. Bu şu demek değil yani çocuklar bunu hep hoş görsünler ve babaya hiçbir reaksiyon vermesinler. Aslında yine beklediğimiz bir şey babanın bu dış gerçeklikle karşılaşması. Yani ben böyle davrandığımda çocuğum da bana bir tuhaf tepki veriyor. Yani bundan hoşlanmıyor. Yani babacığım neden bana kızıyorsun? Ne oldu ki ben sana ne yaptım ki? Gibi. Çocuğun da aslında babaya uygun bir şekilde kendi rahatsızlığını dile getirmesini öğretebiliriz. Yani bunun karşında belki baba daha çok kızabilir ama olsun. Yani burada çocuğun mağdur olmadığını, kendini böyle durumlarda savunması gerektiğini de öğrenmesi gerek diye düşünüyorum. Bir başka şey tabii yine çocuk burada şöyle bir şeyle geliniyorsa ya baban zaten çok hastalığı çok kötü yani iyi de değil durumu aman sen bunlara hiç şey yapma falan. Yani bu sefer çocukta daha da fazla suçluluk yaratabilir. Çünkü baba hasta zaten onu kaybetme ihtimali var ama bir yandan da baba kendisine çok kötü davranıyor ve babaya bir kızgınlığı var. Yani o zaman bu iki duyguyla nasıl baş edecek? Yani çocuk ondan sonra çok daha uzun süre yardıma ihtiyaç duyar hale gelebilir. O yüzden yine hep söylediğim gibi burada çocuğun ne hissettiğini anlatmasına olanak vermek çok önemli. Hani baban sana biraz önce böyle dedi, sen ne hissettin? Peki bunu babana söylemek ister misin? Ya da peki babana söylemeyelim ama varsayalım ben babanım, bana söyle. Ne kadar kızdığını bana söyle. Ve çok haklısın. Burada kim olsa bu kadar kızardı gibi. Tabii biraz hani bu babanın tedavisini yürüten doktorun da belki biraz onun sakinleşmesi yönünde destekleri olabilir. Oradan da destek istenebilir. Her bireyin işin çözümün içerisinde olması gerekiyor. Hiçbir zaman tek öğeli değil bunlar. Aile. Evet. Evet. Aile oldukça böyle.